Tanjant eksi 3 pi bölü 4'ü hesaplayacağız. Tanjant fonksiyonunun şöyle bir özelliği var. Eğer içinde eksi varsa açının önünde bu eksi tanjantın önüne dışarıya çıkarılabiliyor. Yani bu ifade aslında şuna eşit. Eksi tanjant 3 pi bölü 4'e eşit. Biz istersek bunu dereceye dönüştürebiliriz. Buradaki pi'nin yerine 180 yazarsak şöyle olacak ifademiz. Eşittir diyorum. Eksi tanjant 3 çarpı 180 bölü 4. Şimdi 4'e bölüyorum. 1, 4'e bölüyorum. 45. 3 ile 45'i çarparsak 135 yapar. Eksi tanjant 135. Şimdi burada bir dönüşüm uygulamalıyız. Yoksa 135'i direkt hesaplayamayız. Şöyle sağ yukarıdan devam edelim. Eşittir diyorum. Eksi tanjant. Bunu 90 artı 45 gibi yazabiliriz. Şöyle yazıyorum. Şimdi bölge olarak bu ikinci bölgeye denk gelir. 135 derece. İkinci bölgedeki tanjantlarımız da negatif olur. Yani işlemi yaptıktan sonra bulacağımız sonuç negatif olacak. Tabii bir tane eksi önceden vardı. Bu işlemin sonucundan da bir tane eksi gelecek. Onu da şuraya yazıyorum. 90 derece üzerinden dönüştürdüğümüz için tanjant kotanjanta dönüşecek. Yani bu ifade kotanjant 45 olur. İki tane eksi olduğu için bu artı kotanjant 45 olacak. Şimdi bir tane dik üçgen çizebiliriz. Bu hesaplamayı yapmak için şuraya çiziyorum. Şöyle 90 derece, burası 45 derece, şu da 45 derece. Buralar 1, 1, hipotenüs, kök 2. 45'in yani şunun kotanjantını bulacağız. Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. 1 bölü 1 yapar yani. Bu ifade 1 bölü 1'den 1 olur. Yani işlemin sonucu 1'miş.